özel okulda müdür yardımcısı arıyorlarmış hanımefendi. Gittim görüştüm, oradan geliyorum. Olumlu mu bari? Yok efendim. Onların aradıkları 30 yaşın altındaki gençler. Bize de miadın dolmuş, ıskartaya çıkmışsın diyemediler de artık. Estağfurullah. Ama bence çalışmasanız daha iyi. Niye? Hocam. Kalbinizin durumunu beğenmiyorum. Çalışacak halim yok. Ben de biliyorum ama hanımefendi. Şu eve birkaç kuruş katkım olur diye. Görüyorsunuz pırıl pırıl edebiyat öğretmeni oğlum. Geceleri taksi şoförlüğü yapıyor. İçim sızlıyor vallahi. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam ne oldu? Girdiniz mi işe? Yok be evladım. Onu anlatıyordum ben de şimdi Türkan Hanım'a. Bizden geçmiş, geçmiş. Cafer! Buyurun. Cemil'i gördün mü? Yok, görmedim valla. Nereye gitti yine? Ah Türkan Hanım'a, prova yapıyorduk, o kıyafetle kayboldu. Allah Allah, yaramaz bir çocuk gibi. Aa, asansörde inip çıkıyorduk. O asansörde, asansörde. Hakikaten hanımefendi, şu kadının işi çok zor. Efendim, iyi günler. İyi günler. Türkan Hanım, başınızı ağrıtacağım biraz ama. Estağfurullah, buyurun. Efendim, kayınvalidem iyice uçtu. Evde baş edemiyoruz artık. Rahmetli kocasıyla telefon görüşmesi yapıyor. Anam. Bakın, işten çektim, ondan kaçırıyorum efendim. Efendim, şöyle yaşlıların bakıldığı bir hastanede kontenjanınız varsa rica ediyorum. İlaç da fayda etmiyor artık. O ilaç hastalığı iyileştirmiyor ki Sabri Bey, söyledim size. İlerlemesine engel oluyor. Sabri Bey. Ne var efendim? Cenab-ı Beyler gitti mi? Bana kaset imzalayacaktı. Anam. Sırası mı efendim şimdi o kullanı kasetinin? Biz burada ne konuşuyoruz? Aman yarabbi, bu ne güzel duygu İbrikçi. Kitaplarımı imzalayacağım, yüzlerce okuyucumla kucaklaşacağım. Hepimiz seninle gurur duyuyoruz. Bu duygunuza layık olmaya çalışacağım canımın içi. Yanına kitap, kaset, biraz fazla al. Komşularımıza da imzalayalım. Hı. Alıyorum Cenab abi, hepsine yeter. Ya o Halicim'e üzüldüm, seçimden sonra çarpılmış. Çarpılmış be abi, felç olmuş adam. Vah vah, borcumuz var mı ona İbrikçi? Var biraz Cenab abi. Hemen öde İbrikçi, belki biraz rahatlar. Esmer nerede? Ona da bir tane imzalayalım. O da İstanbul gibi nazlanıyor böyle tül perdenin arkasında. Eyvah, kim bu münasebesi şimdi? Bakayım Cenab abi. Alma içeri, sakın bak çekemem. Hemen çıkıyoruz, işimiz var. Tamam. Bir dakika. Kesemezsin benim böyle yolumu. Zaten canım sıkkın. Sevim'le kavga ettik. Cemil'ciğim hemen çıkmamız lazım. Okuyucularımız bekliyor, imza günü. Benimki çok kısa Cenab amca. Bir şey soracağım. Gel Halis, buraya gel. Bak şimdi, sen nereden çıktın Bücür? Ne işin var senin bu saatte burada? Kafam bozuk Cenab amca. Vurdum yumruğumu çıktım dükkandan. Sevgilim işten ayrılıyor. Ben de vurdum yumruğu evden çıktım. Benim de kafam bozuk. Bak şimdi, İkinizi birden dinleyemem Celil'ciğim. Akşamüstü tam 6'da okuyucularımla buluşmam lazım. Çıkıyoruz değil mi? Beni dinle o zaman. Ben ne yapayım? Sen küstürmüşsündür kızı Kerada. Bak çekeceğim kulağını. Sıkıştırdın mı yoksa? Vallahi sıkıştırmadım Cenab-ı amcacığım. Şöyle okşadım yumuşak yumuşak. Benim adım Cemil. Ben öyle sevinmemi dinlemem. Bir dalarım NATO uçakları gibi Belgrad'dan gelip Kosova'dan çıkarım. Cemil! Buradasın ha? Utanmıyor musun bu kılıkta ortalıkta dolaşmaya? Rezalet! Hanımefendi, sizi kutlarım, tam isabet. NATO harekatı gibi böyle. Hadi Celil'cim çıkalım. Ben ne yapayım şimdi Cenab amca? Bir şey söyle. Bak delikanlı, canımı sıkıyorsun. Çekeceğim kulağını. Aferin. Kızım manken gibisin maşallah. Dön şöyle bakayım. Hmm. İngilizceye de başladı. Aptal işim, aptal işim. Sensin aptal. Baba baksana şuna. Çakarım ha. Kıskanma kızımı. Baba ben de giyeyim. Giyeceksin kızım. Dur. Biraz ablan hevesini alsın. Cafer Bey. Siz gidin. Ders çalışın hadi. Celal Bey çıktı mı? Muayenehanedeler efendim içeride. Türkan Hanım'a kitap imzalıyorlar. Türkan Hanım'a mı?
Hani önce bana imzalayıp getirecekti? İmzalamıştır herhalde efendim. Şöyle bir çanta var ellerinde. Çıkarlar şimdi. Kime baktınız efendim? Cenap Bey efendim. Bekliyorum. İmzalı kaset verecekti bana. Niye böyle kapılarda bekliyorsunuz efendim? Yakışır mı size? Verecekse çalsın kapımızı getirsin kıllı, Allah Allah. Ona kıllı diyemezsiniz efendim. Bekliyorum işte. Anam. Ayla Hanım. Burada kapıcıların önünde tartışmayalım. Girer misiniz içeriye? Aa. Buyurun. Buyurun kapıcı, kapıcı. Teşekkür ederiz. Bir şey değil efendim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler efendim. Maşallah pek de yakışmışlar birbirlerine. Değil mi Ayla Hanım? Öyle efendim. Öyle maşallah. Ne zaman takıyorsunuz halkaları bakalım? Bu yaz herhalde. Hadi hayırlısı. Allah mesul etsin. Teşekkür ederiz. Buyurun. Asansör de burada. Şansınıza. İyi vallahi. Daha bir nişan bile takmadan sıkı fıkı oldular. Kız her Allah'ın günü bunlarda. Oğlan da kızın evinden çıkmıyor canım. Oo, kimleri görüyorum. Aa, aile teyzem de buradaymış. Sizi bekliyorum Cenap Bey. Hani imzalı kasetinizi verecektiniz? İmzaladım hanımefendi. Emrinizdeyim. Hazır. İbrikçi versene çabuk Ayla Hanım'a kasetlerimizi. Aile teyzem yine sinirlenmiş. Ne tatlı hıkık yapıyor öyle. Sen şöyle uzak dur bakayım. Gel böyle tertip. Büyükler konuşuyor. Bana bak delikanlı, sen lafa karışma, çekeceğim kulağını. Hanımefendi buyurun. Kitabım bir CD ve bir kaset. Kendi sesinden okuduğum şiirlerimi. Çok teşekkür ederim. Ama geç kaldınız. Kırıldım. Aa, gecikmeden dolayı binlerce defa özür dilerim hanımefendi. Ne yazdınız içine? Her zamanki gibi. Dünyanın en güzel ev sahibesine sevgilerimle. Ay çok güzel. Sizi öpebilir miyim? Anam. Memnuniyetle hanımefendi. Benim için ne şeref. Ay. Ben de öpeceğim, ne tatlı. Hop! Çekil şuradan sapık. Çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim canımın içi. Sen mi aldın benim telefonumu? Telefon. Gel buraya bakayım. Telefonum? Bir dakika. Bacaklarım. Bir dakika. Geçiyor ya. Ya. Evet evet. Geçiyor. O ya. Değil anneciğim. Sabri Bey. Sabri Bey. I found that.